Canlar ve sevgili gönül dostlarımız, bugün Pendik ve Pendik Belediyesi'ne ait güzel bir mesire alanındayız. Bu mesire alanında güzel konukları var, güzel insanlarımız gibi. Tercan Federasyon Başkanı, sevgili güzel dost Süleyman Güzel Başkanımız var. Yine Tan Yeri Derneği Başkanı Tabii Tercincan, sevgili Rıza Fındık kardeşimiz var. Siz neredesiniz, dilinizden alalım? Rıza İmam Bostepe. Evet. Diğerlerimizden. Bugün konuklarım var. Konuklarımızdan bir de sevgili başkanım, istersen önce başkanımıza söz verelim. Olur. Çok güzel olur. Başkanım. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ün gençliğe hediye etmiş olduğu Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle biz de 19 Mayıs bayramı da Erzincan'ın federasyon kuruluşunu bugün yaptık sabahtan. Sabah beraberdik, evet. Beraberdik, yaptık güzel onu. Bir... Daha sonra bir etkinliğe yine katıldık, bir etkinliğe yine katıldık. Daha sonra da Sayın Rıza Fındık'ın başkanlığı yapmış olduğu Tanyeri Derneği'nin bugün buradaki etkinliğine katılmış bulunuyoruz. Gerçekten Erzincanlar çok candan, yürekten. Birbirlerini çok sevecen karşı, çok da misafir perverlik gösterdi Sayın Başkan. Etkinliklerini hep izliyorum ve görüyorum. Kadın kolları olsun, diğer etkinlikleri olsun, diğer komisyonlarda olsun. Çok etkinliklerini görüyorum. Birleştirici unsurlarıyla beraber birlikte Erzincan'a hizmet ediyor. Birlikte olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önce halayları vardı, oynandığı kültürlerini, birlikte paylaşımlarını, hep sevinçli günlerini birlikte yaşıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Biz de 30 derneğin bir araya gelerek kurmuş olduğu federasyon olarak Tercan ve diğer ilçelerle katkı sunmak için, kendilerine mümkün oldukça bir araya gelmek için elimizde gelen tüm gayretleri sarf edeceğiz bundan sonra. Hep yanlarında olacağız. Desteğimiz hep kendilerine birlikte, kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım, siz federasyonun oluşumu için gerçekten çok kısa bir sürede büyük bir heyecan ve kararlılıkla bu işin üstüne gittiniz. Ve dernekleri, Tercan köy derneklerini bir araya getirdiniz. Bu üçüncü, dördüncü toplantıdan sonra artık yeşerdi, oturdu. Bugünkü toplantıda da gördüğünüz kadarıyla geçici yönetim kurulunuzu seçtiniz. Birkaç ay sonra da artık hızla inanıyorum ki gerçek genel kurula gidip böylelikle bu güzel süreci yaşama geçirmiş olacaksınız. Evet. Söylenmiş hep bir şey var. Yani diyor ki vatan, eğer söz konusu vatan kurtarmaksa gerisi teferruattır diye söylenen sürekli bir şey var. Biz de diyoruz ki söz konusu Erzincan'a hizmetse gerisi teferruattır diyoruz. Önemli olan gönül birliği. Bir insanın doğup büyüdüğü memleketine hizmet ediyor olması, bunu isteyerek yapması. Bizim tüm dernek başkanlarında bunu isteklerini gördüm ve bunu yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Biz de böyle dernek başkanlarıyla bir arada olmaktan da mutluluk duyuyoruz. İlerisinde tabii projelerimiz var. Projelerimizi Erzincan için gerçekleştireceğiz. Federasyonu daha sonra konfederasyona dönüştürerek çok büyük hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu da bizim Erzincanlıların bir araya gelmesi, birlikte olması, bütünlük olması, bu hizmetlerini seviyor olmaları, memleketini seviyor olmalarından kaynaklanıyor. Tabii bir de Erzincan... Dayanışma, birleşme, bütünleşme... Bir de Erzincan, bildiğiniz gibi çok büyük depremler yaşamış, acılar yaşamış ve insanları diğer ülkelere çok göç etmiş. Biraz önce Sayın Başkan'la Erzincan'ın İstanbul'da ne kadar var diye bir konusunu yaptığımızda 295 bin var ama bir yakada var. Diğer bir yakada 300 küsürde bir var. Toplam demek ki 600-700 bin Erzincanlı İstanbul'da yaşıyor. Biz bunu bu federasyonu şuraya da geliştireceğiz. İstanbul ayağını oluşturacağız. İzmir ayağını oluşturacağız. Ankara ayağını oluşturacağız. Ve dolayısıyla tüm hemşehrilerimizi bir araya getirerek birlik bütünlük içerisinde bir arada yaşamalarını, kültürlerini, eğitimlerini,
sağlayacak birliklerini oluşturacağız. Çok güzel. Yani insanlar ayak izlerini kaybetmesin. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda atalarımızın ayak izleri var. Kutsallarımız var, mezarlarımız var, anılarımız var. Belki çocuklarımızın yok ama kişi olarak bizim kuşağım var. Bunları yaşatmak gerçekten bence bir insanlık borcudur. Hatta bugüne kadar da geç kalmışız diye düşünüyorum. Bundan sonrası umarım en azından çocuklarımıza toprağımızla ilgili bir bağ kurup da onları hem bu metropollerde hem de kendi ana toprağımız diyelim Erzincan 50 ile birlikte böyle bir sentez kaynaştırma yaparız ve gerçekten güzel bir yaşama geçirir. En büyük eser bu diye düşünüyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çok doğru söylüyorsunuz, biz bunu yaptıktan sonra gençlere bırakacağız. Bundan sonra bayrağı gençler alıp taşıyacaklar. Eminim ki onlar da bizim bu yaptığımız güzelliklerin üzerine güzellik adına hizmetlerini devam edecekler. Sayın Başkanımıza sizi bırakıyorum. Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Gitmeden senin yanımdan ayrılma. Peki başkanım. Sağ olasın. Bra. Razgıra. Vozato Hervo. Gerislamet. Böyle biraz ana dilimizle girdik. Bugün gerçekten güzel bir insan olarak güzel gönül dostların yanında, sevenlerin yanında, toprağından hukuk gelen burada senin köylülerin yanında bundan daha güzel bir duygu mu oldu? Bundan daha güzel bir birliktelik mi oldu? Ne diyorsun bugünün için? Mümkün değil. Bugün 19 Kasım 1919. Atatürk'ün benim doğum günümdür dediği Türkiye'nin Samsun'dan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün doğum günüdür. Benim doğum günümdür demiştim. Onun için biz daha önceden bu piknik olayını kararlaştırdığımız için gün bulamadığımızdan dolayı 19 Mayıs'a denk geldi. Güzel olmuş. En güzel. Zaten gençlik haftasındayız. Hem gençlik, biz de genciz hem değil mi? Elbette evet. Gençliğimizi kutluyoruz. Hem de tüm üyelerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu arada Erzincan Tercan Federasyon Başkanı aramızda olduğundan dolayı kurulma itibariyle beraberiz. Adı güzel, kendi güzel, hep, eserleri güzel. Hep güzel, güzel hep güzel. Başkanımız. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Onlar federasyon kurdular. İnşallah Erzincan Konfederasyon kurulacaktır. Bundan eminim. İnanıyorum. Biz bugün üyelerimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz Erzincan'dan büyük felaketler yaşamış bir kentten metropol gibi yerlere gelmişiz. Burada senede bir sefer olsa da piknik alanında, gecelerimizde, çeşitli etkinliklerimizde bir araya geliyoruz. Tabii bunlar ne? Bu 2013, sözünüzü kesin, 2013 günlük dönemi içinde bu 5. etkinliğimiz. Evet, 5. etkinliğimiz. Evet, yani biz bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Neden? Gençlerimizin bir araya gelmesi, yaşlarımızın bir araya gelmesi, komşularımızın bir araya gelmesi, akrabaların bir araya gelmesi, akrabalarımızın ve kültürümüzün kopmaması nedeniyle biz hep beraber bir arada olacağız. Bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek. Daha da güzel etkinliklerimiz olacak. Sayın Bor Yayın vasıtasıyla bunlar hep kişilere lanse edilecek, medyaya lanse edilecek. Kendi üyelerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Süleyman Güzeler yanımdadır. Ben de onun yanında olacağım bundan sonra. Güç aldık diyoruz. Güç aldık. Şimdi Tercan Federasyonu kuruldu. Taneri Federasyonu inşallah kurulacak. Erzincan Konfederasyonu kurulduğu zaman yanımızda olacaksın. Ve Erzincan Konfederasyonu kurulduğu zaman da en büyük hayalimiz yerimize gelecek. Çünkü biz hep zaman hep bir arada olmalıyız. Kültürümüz, ananelerimiz, geneliklerimiz yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Biz belli bir yaşlara geldik. Ama gençlerimiz daha bunları tam metropol olarak bilincinde varamadılar. Üzerimizde oynanan çok oyunlar vardır. Bunun bilincinde değiller. Belki çoğu kişi de değildir. Biz bunu farkındayız. Gençlerimize de bunu aşılatmamız lazımdır. Örneğin Suriye bizim aynamız olmalıdır. Suriye'nin üstünde oynanan oyunlar, Türkiye'nin üstünde oynanan oyunlardır. Onun için hep beraber bir arada olmalıyız. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, ananelerimiz ne varsa onları görmeliyiz. Gençlerimize bunları öğretmeliyiz.
Ben bugün o kadar mutluyum ki gerçekten çok güzel bir etkinlik oluşturduk. 700 kişinin üstünde bir etkinlik var burada. Görüyor musunuz? Siz de şahitsiniz. O kadar güzel bir etkinlik ki herkes kendi keyfinde davulluyla, zurnasıyla. Biraz sonra güzel oyunlarımız başlayacak. Oyunlarımızı da seyredeceğiz. Bahsettiğiniz için daha doğrusu bir bilgi daha edineyim toplumumuz adına. Galiba önümüzdeki ay yine Erzincan topraklarında bir etkinliğimiz olacak. Onunla ilgili ne dersiniz? Adı ne bu etkinliğin? Federasyon olarak sadece İstanbul'da etkinliğimizi sürdürmeyeceğiz. Bu ayın 12'sinde, Haziran'ın 12'sinde biz toplantımızı federasyon olarak Erzincan'da yapacağız. Yerinde toplantı yapacağız. Evet. Yerinde sorunları alacağız. Yerinde uygulamaya çalışacağız. Kısmet olursa 12 Haziran'da Tercel'de tüm yönetim kurulu üyemiz olarak sayın dernek başkanlarıyla 32 dernek başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak Tercel'de bir toplantımız olacak. Çok güzel bir devam yemekliyorum. Çok teşekkür ederim. O davetinizi büyük bir memnuniyetle kabul ediyorum. İnşallah o gün sayın başkan, bir de Tercan listesine bir hizmet olmuş. Tabii yani şöyle bir şey. Orada da teşekkür ediyorum. Tercanlar adına ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Orada kızımın nişanlısı öğretmen görevlisidir. Öğretmen görevlisi orada. Gençlerin toprakta oturduğunu, duvarların üstünde oturduğunu, bir bankın olmadığını Sayın Mustafa Sarıgül'e buradan çok teşekkür ediyorum. Yine başkanımızın bir etkinlikte bizim bir araya getirdiğimizde Sayın Mustafa Sarıgül'e ben burayı ilettim. Kendisi büyük bir memnuniyetle kabul etti. Ve de gönderdi değil mi? Bu ayda gönderilmiş olmalı. Çadırkaya Belediyesi ile birlikte orada. Onları da yerinde görmek için Sayın Başkan 12'sini de ben de katılacağım diyor. Hayır, tamam değil mi? Tabii. Lise müdürü inan beni 2-3 sefer aradı. Teşekkür etti. Teşekkür etmesine gerek yok. Bu bizim görevimizdir. Evet. Gençlerimiz için yaptığımız bir görevdir. Onu bilmelidir. Başkanım bu 12'sinde 12 Haziran'da yapılan bu sizin o toplantının dışında bir etkinlik var mı? Bu etkinliğin adı ne? Yani bir festival, yani bir şey mi yapılıyor? Tercan Kaymakamlığı ve Tercan Belediye Başkanları toplantıyı her yıl gelenek haline getirmiş. Bunu yapıyor. Biz de ona her yıl mümkünün vaktimiz oldukça katılıyoruz kendilerine etkinliklerine. Ama bunun yanısında bir federasyonda bu toplantıya gelmemiş olduk. Şu anki durum öyle. Çok teşekkür ettik. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki insanlarımıza güzel metler sunuyorsunuz. Zabicim görüşmek üzere. Sağ olun. Evet dostlar işte sevgili başkanlarımız oldukça bizim topraklarımızda artık tohumlar yeşerecek. Sağ olun. Yeni gelen kuşaklar bizim çektiğimizi çekmeyecek, özlem çekmeyecek. Biz bu pikniği alanında başkanım adına, Rıza Fındık adına hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Ve üretken dolu, birliktelik, dayanışma dolu, güzel, aydın günler size olsun. Aramızda yine...